Terör örgütü PKK'nın Kandil'deki elebaşı Murat Karayılan, terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın Nisan 2015'te yani yaklaşık 4,5 ay sonra yapılacak PKK kongresine katılacağını duyurdu. Başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan ise bu açıklama için zamansız ve yersiz dedi. Terörle müzakere süreci Türkiye'nin ulusal çıkarlarını tehdit eder boyutlara ulaştı. Ankara İmralı kandilatında devam eden müzakerelerde tarafların belli konularda mutabakata vardığı ifade ediliyor. Sayın Öcalan'ın e, katkılarıyla ve onun başlattığı bir çizginin devamı olarak e, ağırlıklı olarak İmralı'da olmak üzere e, yeni bir sürece girdiğimizi söylemek istiyoruz. PKK-HDP kanadının iki kritik talebi var. Bunlar özellik ve Öcalan'ı da kapsayacak bir genel af özellik konusunun üzerinde mutabakata varılan taslakta yer aldığı ifade ediliyor. Yasal değişiklikler var, var. Hepsi var. Hepsi var. Ee, o zaman hükümetten... özellik de var. Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Ahmet Davutoğlu şöyle konuştu. Sorunuzun özellikle ilgili kısmına geldiğimizde... ...yerel yönetimlerin yaygınlaşması ve yerel yönetimlerle ilgili hususlarda da... ...zaten hükümetimizin başta Büyükşehir Yasası olmak üzere yerel yönetimlere nasıl önem verdiğini ve bu bağlamda nasıl adımlar attığı herkesin malumudur. Terörle müzakere sürecinde bir diğer başlıkta terörist başı Öcalan'ın durumu. Öcalan'ın da kapsayacak bir genel haftan bahsedilirken PKK elebaşı Murat Karayılan'dan dikkat çekici mesajlar geldi. Bu hayal, bu Karayılan, süreç istedikleri gibi giderse Öcalan'ın Nisan 2015'te aralarında olacağını söyledi. Çözüm süreci amacına ulaşırsa Abdullah Öcalan 2015 Nisan ayında yapılacak kongreye katılacak diyen Karayılan şunları söyledi. Öcalan, eğer süreç amacına ulaşırsa 15 Mart'ta Türk Devleti'ne karşı silahlı mücadeleyi durduracağız. PKK'nın büyük kongresini toplarız 15 Nisan'da. Kuzey Kürdistan'daki gerilla güçlerinin ne olacağını tartışırız. Ya siyasi bir güç olur veya başka bir bölgeye geçip mücadele eder. Kongrede bununla ilgili karar verilir demiş. Şu anda gündemimizde silah bırakma yok. Bu kongre toplandığında süreç amacına ulaşırsa Öcalan da katılacak. Orada alınacak kararı uygularız. Bunlar tasarıda belirtilmiş. Siyasi boyutunu sorunun bu oluşturuyordu. Kandil'den gelen bu açıklamaya HDP ile görüşmede yürüten Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan tepki gösterdi. Akdoğan, Karayılan'ın açıklaması için zamansız, yersiz, tahrik edici açıklamalar sürece yarar sağlamaz dedi.